Ve şimdi de yanımızda Lin Spor'un tecrübeli filebekçisi Yavuz Eraydın var. Yavuz, nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. Sizlere sormalı. Eyvallah, biz de iyiyiz. Kampın sondan birinci günü. Sondan ikinci gün diyelim. Son bir gecemiz diyelim. Evet, son bir gecemiz diyelim. Hayrola, biraz sende sakatlık varmış galiba. Nazara geldik diyelim sezon başı. Hayrola. Antrenmanlarda bir alt ademle bir yırtık oluştu. İşte bugün son iğneye gittim. İşte iğnemiz vardı. Ankara'daymışsınız galiba. Ankara'da tedaviye gittik. İşte iğnemiz oldu. Şimdi akşam oynadığı Çandorfa maçı için işte geldik tekrar. Takımımızı bir izleyelim dedik. Son durumu görelim. Yani sen olacak mısın? Yok. Ben ikinci etapta büyük ihtimalle başlayacağım. Evet. İnşallah burayı birazcık eksik tamamlayacağız ama Dertepe'de devam ederiz inşallah tamamlayalım. Kızılcahamam nasıl ortam olarak, idman sahaları olarak yani biraz değerlendirir misin? Özellikle buranın havası atıyorum diğer yerlere göre çok daha serin. Yani o anlamda çalışma ortamları falan gayet iyi ama ara ara sıkıntılar oluyor çünkü buradan antrenman sahalarına gidiş geliş birazcık mesafe olarak uzak oluyor. Gidiyorsun ve tırmanıyorsun sürekli. Yarım saat bir yol gidiyorsun. Yarım saat değil, en azından 20 dakikalık bir yol. Gelişi de aynı böyle. Biraz o anlamda sıkıntı ama sahalar falan güzel. Hani oteldeki ne bileyim o anlamda çok sıkıntı yaşadığımız bir şey yok yani şu anda. Her şey iyi gidiyor işte. Bir arada yaşadığımız sakatlıklar oluyor takım arkadaşlarımızla falan. Onların haricinde çok böyle sıkıntı olan bir şey yok. Elimizden geldiği kadar iyi çalışıp işte bakalım mesela çünkü çok zorlu bir lig geçecek. Onun için en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Yavuz, her şey şimdi oldu bitti. Şu geçen sene neydi Allah aşkına, şöyle bir tarif eder, bir anlatır mısın artık? Her şey bitti. Bir de şimdi bitmiş haliyle bir değerlendirsen. Özellikle kalede büyük sıkıntılar yaşadık ki sen de müthiş bir sakatlık atlattın, öyle hani azımsanacak bir şey değildi. Vallahi şimdi ben en başta şunu söyleyeyim. Şimdi özellikle Levent Hoca geldikten sonra takımda müthiş bir değişiklik oldu. Ki ondan sonraki dönemde benim sakatlandığım maça kadar, hatta maça döneceğim, Akhisar maçına kadar her şey gayet iyi gidiyordu. Ben inanıyorum, takım arkadaşlarım da bu maça değerlendirme yaptığımız zaman herkes aynı şeyi söylüyordu. Hani sen olsaydın biz o maçta ne kadar kötü oynasak oynasak en kötü bir puan alırdık. Olabilirsin, çok iyi olurdu dediler. Ama benim o sakatlığım hem takım arkadaşlarım üzerinde hem kendi üzerinde yani bayağı bir moral bozukluğuna sebep oldu. Ben kendi şahsıma çok hani etkilendim çünkü hiç beklemediğim bir sakatlıktı. Takımın da en çok bana ihtiyaç olduğu zaman da böyle bir sakatlıktan dolayı takımda yer alamak beni müthiş derece rahatsız ediyordu. Ama sağlık biliyorsunuz her şeyin başı çok önemli çünkü futbol oynamamızı sağlayan şey oydu. İşte Sakarya'da gördüm, sağ olsun bir tane Cerrahpaşa Mahalle doktorumuz bana özellikle çok ilgilendi. Buradan tekrar teşekkür ederim. İnşallah izler bu görüntüleri. Daha çabuk dönmeme sebep oldu. Ama tam da iyileşmemiş olmama rağmen takım arkadaşlarım hani bir beklenti içerisindeydi. Yani bir an önce sahaya dönüp en azından oynayacağımız bir Elazığ, bir Kasımpaşa, bir Erciyes maçı. Çünkü bütün takımlar hedef olarak bizi seçmişti Ansaralardaki takımlar. Hani takım arkadaşlarım böyle bir beklenti içeride olduğunu biliyordum. İşte yöneticimiz olsun, yöneticilerimiz olsun, hocalarımız olsun. Hani bacağım tam anlamıyla iyileşmemiş olmasına rağmen ben de oynamak istedim. Bir de ayrıyetten bir Elazığ takımı. Orada da benim de az da olsa emeğim vardı. Hani sonuçta 11-12 maç orada emek verdim. Ve orada da bana biraz haksızlığı yapmış olmana rağmen Elazığ maçında ayrıyetten oynamak istemiştim mesela. Allah'a şükür çıktık. Müthiş bir mücadeleyle. Yani 10 kişi kalmamıza rağmen lideri yendik ilk sahada. Ona rağmen gene hala bütün oyunlar ya da ne bileyim bütün beklentiler bizim takımımızın düşeceği yönündeydi. Ama sağ olsun takım arkadaşlarımız öyle bir Kasımpaşa maçında öyle bir mücadele ortaya sergilediler ki hani bu ikinci dönem özellikle Levent Hoca'dan sonraki dönemin yani sadece lig olarak değerlendirsek herhalde ligi ikinci bitirmiş bir durumda görünürdük. Yani müthiş bir özveri, müthiş bir 1.66 maç başına benim hatırladığım kadarıyla 1.66 oranında puan topladınız. Bu da müthiş. Üçüncülüğe veya ikinciye denk geliyor bütün bir sezon boyunca. Yani müthiş bir çıkış yakaladık. Hani ben şimdi takım arkadaşlarım bana güveniyordu oynayan, oynanmıyorsun. Ben de önümdeki arkadaşlar oynadıkça daha çok birbirimizi tanıyıp daha çok böyle güvenilir bir ortam olduğu için hani kalan 3 maçta ne kadar zorlu olursa olsun
Hani bir şekilde bu işin altından kalkacağımıza inandık. Allah'a şükür olsun. Allah Teala da bize çok yardımcı oldu. Hani bir Elazığ maçında bir Hasan'ı kurtardı top. Müthiş defansa kademeye girdi. Kale içerisinden çıkardı. Kasımpaşa maçında İbrahim'in kafayla çıkardığı top. Normalde benim prensibimdir mesela kaledeki ön direkteki adamı. Top uzaklaştığı zaman hemen direğin dibine çıkartırım ama İbrahim o pozisyonda nasıl orada kaldı? Top geldi onun kafası nasıl sıçrayıp çıkarttı? Normalde İbrahim'in çıkartabileceği bir top değildi yani boy olarak. Ve yüreğimiz de ağzımıza gelmişti. Düşün yani Allah'ımıza şükürler olsun. Hani ondan sonra zaten Kasımpaşa maçı da bittikten sonra hani büyük bir yani nasıl söyleyeyim herkesin omuzlarından yük kalktı. Yani bu da bizim birlikte yani her takımımızı, her takımı yenebileceğimiz güçte olduğumuzu gösterdi. Yeter ki isteyip inanmamız gerektiğini öğrendik. Ama sonuçta son bir maça çok rahat bir şekilde Erciyes maçına çıktık. Hani bu takımın kalitesinin yani güvenildiği zaman biraz daha motive edildiği zaman neleri başarabileceğini ortaya çıkarması anlamında çok güzel bir örnek oldu bizim için. İyisiyle kötüsüyle geçen seneye görevimizi yerine getirdiğimizin bilincinde olmak bize müthiş bir huzur veriyor. Önce şu ayağına bir bakalım. Herkes görsün. Evet. Yavuz'un bacağı bu halde. Akhisar maçında olmuştu bu değil mi? Evet. Akhisar maçında. Akhisar maçında. Hatta hakem benim bildiğim kadarıyla o pozisyonu görmediği için sarı kartla geldi. Eğer görmüş olsaydı bacağının halini herhalde hiç o şekilde davranmazdı. Şimdi, o konuya da küçük bir şey örnek vereceğim. Kasımpaşa maçına çıktı. Maça hakemine bakmamıştım. Daha sonra bir baktım Kudüs'ün Müftüoğlu. Akhisar maçında hakemi oydu. Ben onu gördüm ama zaten gördüm görmedikten gelmek istedim. Kenardan çekilip taç çizgisinden karşıki 18'in içine girdim. Bu bana sesleniyordu arkadan Yavuz diye. Ben biraz duymamazlıktan geldim öyle. Çünkü ona da karşı birazcık böyle hem kırgındım hem böyle bu pozisyondan dolayı ben ona biraz da sinirim vardı. Sonra yanıma geldi 18 içerisinde işte kardeşim geçmiş olsun falan dileklerinde bulundu. Nasıl durumu falan dedi. Dedim hocam dedim sağ olun dedim. Sayeniz dedim bacağım kesiliyor dedim. Kangren oluyordu. Futbol hayatım bitiyordu. Ya dedi ben dedi Yavuz dedi pozisyona uzaktım dedi. Bana yan hakemim dedi pozisyonu gördüğünde sarı kart gider dediği için direkt sarı kart verdim. Dedim hocam dedim. Sen dedim bu ligde yeni başlayan bir hakem değilsin dedim. Ya da atıyorum bu ligde devamlı koşturan bir hakemsen, Süper Lig'den gelmiş buradaki bu ligdeki hakemlerin çoğundan kaliteli bir hakemsin. Onlar görmese bile senin görmen lazım hocam. Ki bu pozisyon görülmeyecek bir pozisyon da değil. Hani top ortada değil. Rakibin müdahale edecek bir yani aksiyon alanında değil. Ben topu kurtarmışım. Kendimi tamamıyla ters yöne uzaklaştırıyorum. Ve adam arkadan yani bana uzatıyor. Dizim de parçalanıyor. Sen orta sahadan direkt sarı kartı çıkartarak geliyorsun. Dedim vallahi hocam dedim. Teşekkür ederim. Çok güzel maç yönettin. Ve artı bizim takımımız belki bu maç yüzünden küme düşecek dedim. Benim de belki futbol hayatım bitebilir dedim. Hani bu dedim yani bence sen oyunun kaderini etki eden kişi sendin dedim. Valla ben sana başka bir şey söyleyemiyorum dedim. Ama Kasımpaşa maçında bu benim ona maçtan önce söylediklerim biraz onu etkilediğini düşünüyorum ki. Maç içerisinde ben birazcık fazla zaman çaldım yani 15-20 dakikaya kadar yakın zaman çaldığım için. Maçtan sonra bitimini de tebrik etmek için hocam teşekkür ederim derken bana o suratını böyle hafif ekşittiğini gördüm. O orada herhalde biraz devam ödemiş gibi oldu. Ama tekrar şunu söylüyorum ben sakatlık hiçbir zaman sakatlıktan korkmadım, sakatlıktan çekinmedim. Hani elimden geldiğince her türlü şartları zorlayarak en azından kazandığımı ekmeğe helalle kazanmaya çalışmışımdır. Ama şunu söyleyeceğim. Kudüs'ün Müftüoğlu gerçekten söylüyorum her şey bir tarafa. Bizim o maçın tamamıyla bizden alınıp karşı tarafa verilmesine sebep oldu. Ha bunu kötü niyetle söylemiyorum. Belki görmemiştir doğru pozisyonu uzaktır ama biz o maçı kazanmış olsaydık ya da beraber etmiş olsaydık bir Akhisar lige çıkamazdı kesinlikle. İki biz kalan son 3 maçta bu sıkıntıyı yaşamazdık. Benim düşüncelerim böyleydi. Ama zor oldu, güzel oldu. Hayırlısı öyleymiş. Şimdi takımın ağabeylerinden Abdi de karşıdan bize takılıyor hemen şöyle bakalım gerçeği karanlık göremiyoruz ama evet Abdi Yavuz'a takılıyor karşıdan. Yavuz takımın ağabeylerinden birisi olarak şunu soracağım. Tabii eğer istersen değerlendirme yapmayabilirsin. Geçen sene kalemizde bir takım sıkıntılar yaşadık. Bu
herkes tarafından biliniyor. Hani elimizdeki kalecilerin kabahatinden değil, bir takım şanssızlıklar yaşadık. Ve bu sebepten kalemizde sıkıntılı günler geçirdik. Uzunca bir süre hem de. Hele hele ligin ilk yarısında, sen gelmeden önce de özellikle. Şimdi yine bir transfer yaptık. Elimizde bir de Fatih Kaldan var. Linspor şu anda kaleci anlamında sence nasıl? Güç anlamında. Gerçi değerlendirmek belki biraz erken olur ama. O anlamda işin başından söyleyeceğim. Biraz daha öne gideyim. Şimdi bir önceki sezonda burada kaleci Oğuz gibi çok yetenekli bir kaleci vardı ve müthiş bir sezon geçirmiş kaleci vardı. Onun arkasından tanımıyorum ama Olaş diye bir arkadaş geldi. Şimdi Oğuz'dan beklenen, yani Oğuz'un verdiği performansın aynısını ondan beklentiler içerisine girildiği için hani Olaş bu beklentileri karşılayamadı. Bu yük ona ağır geldi. Ama işte özür dilerim, araya gireyim. İşte demek istediğim şey şu. Ulaş ama ikinci kaleci olarak alındı. Ya işte tabii bu sakatlık. Fevzi asıl az kaleci olarak alındı. Anladım ama sonuçta şimdi ben Erciyes'te de aynı Oğuz'un gibi çok iyi bir sezon geçirdim. Benim aklımdan gelen. Şimdi Ferhat'ı aldılar. Hani o da Ferhat dediğimiz arkadaşımız da yani çok iyi kaleci. Ben de beğenirim kaleci ama orada bir türlü tutturamadı. Sonunda başka bir kaleci geldi. Emrullah diye aldılar. O da tutturamadı. Ali Türkan diye bir kaleci vardı. O da tutturamadı. Beklentileri karşılayamadı. Hani burada da aynı şey olmuş. Ulaş, evet Fevzi'nin sakatlığında Ulaş'a forma şansı geldi. Hani bir şekilde bu şeyi karşılanamadı. Nasıl söyleyeyim? Beklenti. Ama şunu söyleyeceğim. Yani bu sene özellikle sezon biterken ben başkanım olsun, Eren abi olsun ya da kulübün diğer yöneticileri konuştuğumuz zaman hani kaleci yönünden bir kalecinin de olması, yani 3 kaleci her zaman bir takımda oynayabilecek 3 kaleci oynayacak ayarda kaleci olması her zaman bir takım için en büyük avantaj. Yani çünkü bu işin formasında var, sakatlığı var, cezalı olması var. Yani her türlü o an şartları değerlendirip düşündürüp o alternatifli bir kadro olması lazım. Yani bu senin için yani Metin, ben mesela daha önce hatırlıyorum. Metin arkadaşımız yetenekli bir kaleci. Daha önce Kocaeli Spor'da oynadığı zaman da öyle hatırlıyorum. Genç kaleci, iyi bir kaleci. Yani çalışma şansını bulamamıştım ama şimdiye kadar gördüm. Bayağı iyi bir kumaşı var. Ha, eksikleri yok, o var ama ileride mesela daha da iyi olabilecek bir kaleci. Bence kaleci anlamında iyi bir transfer düşünüyorum. Hani görev geldiği zaman çok daha rahatlıkla kaleyi kollayabilecek birisi. Ama tabii bu zamanla çalışın kazanması gereken şeyler, eksikleri onun da var, benim de var, diğer Fatih'in de var. Ama o anlamda takıma en azından bu sene ben kaleci sıkıntı yaşayacağına inanmıyorum. O anlamda bence yani doğru bir transfer var. Fatih de neredeyse tüm teknik adamların söylediği şey aynı. Bizim de gördüğümüz şey hemen hemen aynı. Fatih de kumaşı iyi fakat işlenmesi lazım. Yani kaftan olması için birazcık elden geçmesi gerekiyor. Fatih'in de en büyük şanssızlıklarından bir tanesi geçen sene hazırlıksız yakalanması oldu. Zaten kaleci için önemli olan oynamasıdır. Şimdi Türkiye'de değil, dünyada maalesef böyledir. Bir kaleci oynar, arkasından kaleci ya biri yedek kulübesine bekler ya da diğeri de kadroya giremez. Bunun eksikliği var. Çünkü kaleci kendini oynadıkça geliştirip işte performansını yükseltir, kendi meziyetlerini daha çok ön plana çıkartma şansı oluyor ama oynayamayınca bu özellikleri insanın körelir. Şimdi o yüzden kalecinin oynaması gerekir. Herhalde Fatih gibi genç kaleci atıyorum. Aynı şekilde şimdi aldığımız Metin arkadaşımız öyle. Bütün dünyada kaleciler öyle. Yani bu şansı maalesef bir takımda her zaman oynayan kişi yakalayabiliyor. Oynadıkça kendini geliştirebiliyorsun. O anlamda Fatih'in en büyük eksiği buydu. Hani atıyorum ben mesela kendi şahsıma düşünüyorum. Ben her zaman oynamak istedim. Ben Bursa Spor'da da oynamak istediğim için ayrıldım. Çünkü bir insan oynadıkça kendini geliştirir. Ama herkes için, futbolcu için de öyle, kaleci için de öyle. Ama kaleci de her zaman daha çok zor şans bulanlardan biri. Şimdi en başında bahsettiğiniz Fevzi'nin sakatlığı olmasa belki Ulaş kötü bir sezon geçirmeyecekti. Fevzi belki daha da başarılı olacaktı. Ama işte o fırsatı yakaladığı zaman hazır olmak lazım. Yani. İşte Fatih bunun sıkıntısını yaşadı. Ama Fatih bence oynaması gerekip kendini geliştirip en azından özgüvenini arttırması gereken bir kaleci. Ama sizin söylediğiniz gibi, yani görmeyen hocaların söylediği gibi ben de söyleyeceğim. Kumaşı var ama işlenmesi lazım. En azından oynaması lazım. Çünkü antrenmanda bir yere kadar gelirsin ama maç
maç performansı, maç ortamı kaleci çok farklı yerlere getirir. Yavuz teşekkür ediyorum sana bu güzel sohbet için. Biraz vaktini aldım. Estağfurullah. Taraftarlarımıza yeni sezon için iletmek istediğin bir şey var mı? Valla bu sene inşallah daha başarılı bir sezon geçireceğiz. Desteklerimizden esirgemesinler. Geçen sene bu takımın en zor şartlarda neler başarabildiğini hep beraber gördük. Onlar gördü, hem yaşadı, biz de sahanın içerisinde hem görmek yaşadık. İnşallah bu sene daha iyi bir sezon onlar için de bizim için de geçer diye ümit ediyorum. Bizden destekleri hiçbir zaman esirgemesinler. Peki, teşekkür ederim Yavuz. Başarılar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun.